Evet, sevgili Bir Habersiz TV izleyicilerim. Bu sıradaki Maraş 18. Bu Çetner, burası da Oğuzlar 77 cevizi. Şimdi bunların nasıl özellikte olduklarını, birbirinden nasıl farklılıklar olduklarını, içlerinin nasıl olduğunu, hani kabuk kalınlıkları gibi birbirinden ayrılan özellikleri sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle şu şekilde bir devam etmek istiyorum. Bakın normalde burada ceviz kıracağım da var ama ceviz kıracağına gerek olmadan elimle hangisini kırabileceğim? Bunları da yine sizlerle paylaşmak isterim. Bu ikisi Maraş 18, bu üçü Oğuzlar 77. Bu gördüğünüz de Çetner cevizimiz. Şimdi şu cevizi alıyorum. Çetner ceviz bu. Yani Amerikan Çetner cevizi de deniyor. Bakalım elle kırabilecek miyim? Şu şekilde iyice bir bastırıyorum. Evet, elimle kırdım. Sert bir şekilde bastırdığımda hatta darmadağın ettim. Elimdeki de tek örnek olduğu için. Bugün tarım fuarına gittim. Tarım fuarında bunları oradan kıyaslama amacıyla aldım. Şöyle içini de sizlerle gösterip paylaşmak istiyorum. Hani şöyle bakalım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi içi beyaz. Görüntü olarak dışı yani yağlı bir ceviz şeklinde de görülüyor. Şu şekilde elim alıyorum. Şöyle hepsini bir toparlayayım elimde. Evet, Çetner cevizin görmüş olduğunuz gibi şöyle şuradan daha net görülür. Şöyle bakın ince kabuk. Kabuğu ince. Elimle bastırınca rahatlıkla kırabildim. Evet. Bu kabuklarını şöyle ayırayım. Bu iç kısmı şu şekilde şuraya bırakıyorum. Şimdi bu görmüş olduğunuzda Maraş 18. Maraş 18 dediğimiz bir ceviz. Dış kısmı gayet yani görüntü göze hitabı çok albenisi var. Yine şu şekilde bir bastıralım bakalım kırabilecek miyim? Evet. Maalesef tüm gücümle de bastırıyorum. Elimle kıramadım. Ceviz kıracağını aldım. Şu şekilde. Ceviz kıracağıyla kırdım. Kabuğunu göstereyim sizlerle paylaşayım. Şu şekilde. Aslında yine çok kalın bir kabuğu yok. İnce bir kabuk ama ne kadar da zorlasam elimle kıramadım. Ama şeye göre şöyle kıyaslayalım. Çetner'a göre biraz daha kalın yani dış. Şöyle kıyasladığımız zaman Çetner daha ince. Hemen içini açıyorum. Şu şekilde. Evet. Kendi memleketimizin cevizi bu. Şöyle ayıralım. İçi biraz tabii kahverengi çıktı bunun. Gördüğünüz gibi şu şekilde diğer Çetner'la kıyasladığımız zaman aslında diğerini de kırmak istiyorum acaba. Şöyle diğerini de bir kırarım. Bu da Maraş 18. Evet, kabuk diğerine göre biraz daha sert kabuğa sahip. Evet, şu şekilde çıkartıyorum. Aynen. Renk yine kahverengi gördüğünüz gibi. Şöyle bırakıyorum. Burası Çetner. Bunlar Maraş 18. Şimdi Oğuzlar 77 cevizini aldım elime. Bakalım bunu elimle kırabilecek miyim?
şekilde yine elimle bastırdığım zaman hafifçe bastırınca rahatlıkla kabuk ayrıldı. Bakın görüyorsunuz. Şöyle kıyasladığımız zaman Chetner'dan da daha beyaz bir iç yapısı var. Oğuzlar 77'nin. Ve kabuk Chetner'a göre de çok daha ince. Kağıt gibi bir iç şeyi var. Kabuk var. Onu da kıyaslayayım birazdan. Onu da şöyle alalım. Şu şekilde. Evet. Şöyle. Evet. Şu şekilde. Hemen bir tane daha denemek istiyorum. Bakın hafifçe dokunarak gidiyor. Yani çok çıt diye kırılıyor hemen. Görüyorsunuz. Şöyle bırakayım. Bakın yine diğerini de hemen anında açılıyor. Şöyle bırakıyor. Bu Chetner kabuğu gördüğünüz gibi incecik bir kabuk. Hani Maraş 18'inki daha kalın, daha sert bir kabuk var. Chetner'inkine göre evet çok daha yine ince ve çok daha kolay kırılıyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi Chetner cevizimiz burası. Burası Maraş 18. Burası da Oğuzlar 77. İki adet kırdım Maraş 18'den. Gördüğünüz gibi. Şimdi şu bunların yetiştirilme özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Chetner ceviz daha çok rakım olarak hani binlere kadar deniz yüzeyinde 1000 metreye kadar dikilebilir. Çok soğuğu don olaylarını da zarar görebilecek bir ceviz türü. Yani erken ilkbahar donları oluyor. Yapraklar açtığında ya da çiçek dönemlerinde. O zamanlarda yani yüksek kesimlere 1000 metre ve üzerine dikilmemesi gereken bir ceviz. Maraş 18'de tam tersi, tam zıttı. Sıcak iklimi sevmiyor. Hani en az 1500'lerden, 2000'lerden. Hani soğuğa dayanıklı bir ceviz. Soğuğu seven bir ceviz. Ayrıca şöyle bir şey ve soğuğu sever derken hani geç açıldığından dolayı yaprakları o ilkbahar erken don olaylarından etkilenmiyor. Yine Oğuzlar 77 cevizi de yine aynı şekilde Chetner'la aynı iklime uyum sağlayan bir ceviz. Hani 7-800'lere kadar deniz seviyesinden 7-800 metrelere kadar 600 metre, 700 metre tamamen doğal bitki örtüsü olarak yetiştirilebilir. Üç cevizimiz de dış kabuğuna kıyasladığımızda albenisi en çok olan ceviz Maraş 18 ceviziydi. Ama içlerini kırdıktan sonra Chetner'ın da yine albenisi vardı. Maraş 18 ile Chetner birbirine de yakın kabuk özelliklerini gösteriyorlardı. Ama içlerini kırdığımızda görmüş olduğunuz Chetner iç kısmı bu. Çok daha beyaz bir içe sahip olduğunu. Maraş 18'in iç kısmının böyle daha böyle kahverengimsi bir iç kısmına sahip olduğunu gördük. Oğuzlar 77'nin de yine baktığımız zaman dışarıdan bakıldığı zaman hani hiç albenisi olmayan bir
ceviz olarak karşımıza çıkmıştı. Ama iç kısmında çok daha bambaşka bir ceviz olarak karşımıza çıktı. Daha beyaz bir ceviz. Şimdi ben bunları yine lezzet olarak kıyasladığımda inanın her üçü de birbirine yakın lezzette olan cevizler, yağlı cevizler. Hani üçünü de tavsiye ederim. Kaliteli cevizler. Ha, ekonomik yönden, verim yönünden de paylaşmak istiyorum bu bilgileri. Çetner cevizi hani üçlü, dörtlü, beşli, altılıya kadar verimde olan çok verimli bir ceviz. Maraş 18 üçlü. Genelde ikili, üçlü. Oğuzlar 77 de yine üçlü, dörtlü, beşli verimi olan bir ceviz. İçlerinde kalibresi en düşük olan ceviz Oğuzlar 77 ama iç beyazlığı yönünden en lezzetli, en beyaz ve yağlı ceviz diyebilirim Oğuzlar 77'ye. Baktığımız zaman diğerleri de aslında çok yine lezzetli cevizler. Ceviz dikerken şuna dikkat edin. İklim çok önemli. Yükselti, ilkbahar donları, bunların hepsini göz önüne alın. Toprak çeşitliliği, hepsini göz önünde bulundurarak yetiştirin cevizlerinizi. Evet, bugün tarım fuarına da gittim. Tarım fuarında bize cevizi şu şekilde ikram ettiler. Hani altın kasesi gibi. Bunun içerisinde Maraş 18 cevizi vardı. Tabii Maraş 18 cevizinin iki tanesini orada kırdım. İçerisinde yine iki tane daha var. Diğerleri Oğuzlar 77. Oğuzlar 77'yi kendim almıştım. Kanın sağlıcakla diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.